Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Brawl Stars oynayanlarınız varsa aranızda VKBRL diye canlı bir yayın var ve bu yayın çok uzun zamandır canlı yayın yapmaya devam ediyor ki gördüğünüz gibi hala canlı. İsterseniz neler değişmiş, neler değişmemiş ona bakmak için bir girelim. Hala şey demeye devam ediyor. This is normal. Bu şeyden kalma bir şey. Colette'in geldiği Star Park güncellemesinden kalma bir şey. Yani oraya geri dönmüş. Size bunu çoktan söyledik. Bu çok normal diyor. Da böyle uzun süren bir yayının normal olmasını ben bekleyemem. Hala yazanlar var. Ama artık kimse şeyden ilgilenmiyor yani. Bu yayının gizeminden veya söylediği şeylere odaklı değiller de şeye odaklılar işte. Çıkarttıkları karakterlere odaklı herkes. İşte benim Leon'um var, ben Edgar'ı aldım gibisinden şeyler söylüyorlar. Yani bunu ben bütün bir gün dinlemem yani. Çok yani sinir bozucu. Anladım anladım. This is normal. Aynen. VKBRL Hayat Hikayesi diye biri video paylaşmış Brawl Stars'tan. Oynamak lazım kanalından. Ben severim bu kanalı. Uzun zamandır videolarını da izliyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Genelde korkunç şeyler oluyor ama yani hemen unutuyorsunuz zaten. Ha. En azından gerekli bir video. Başlangıcı böyle. Yani. İzleyelim bakalım. Bundan tam 8 ay önce Doğru. tarihler 19 Nisan 2020'yi gösterirken tüm insanlar her şeyden habersiz çok sevdiği Brawl Stars oynamaya devam ediyordu. Brawl Stars resmi hesabından paylaşılan bu bilgiyle yeni bir remodel geleceği için insanların dikkati tamamen buradaydı. Pem remodeli bu görselle duyuruldu. Bu görselin hemen altında Lin Mama yazması ve Pem'in boynundaki kolye olması Büyük Gizem'in fitilini ateşlemişti. Tarih 19 Nisan 2020. Pem'in boynundaki kolye acaba ne tür bir gizem? Yani gizem değil ki bu. Açıdan bakıldığında aslında sadece bir remodel geleceği dışında başka bir anlam ifade etmiyordu. Tarihler 9 Mayıs 2020'yi gösterdiğinde bambaşka bir sayfa, yepyeni bir oyun için Brawl Talk başlamıştı. Brawl Pass diye oyuna köklü değişikliklerin olacağı yenilik gelmişti. Doğru. Bundan 4 gün sonra tarihler 13 Mayıs'ı gösterdiğinde Taran'ın çarşı sezonu gelmiş, yepyeni bir başlangıca merhaba demiştik. Taran'ın çarşı sezonunda bir arkadaşımızın haritanın solunda yanan ve sönen kırmızı ışığın üzerine gitmesiyle bir Morse koduna ulaşması eşsiz bir gizeme bizi sürükleyecekti. Bu eşsiz gizemin adı VKBRL olacaktı. Ve bundan sonra gelişti zaten her şey yani. Bütün gizemler, bütün korkunç gerçekler. Yani sözde korkunç gerçekler. Bu yayın sayesinde açığa çıktı yani. Peki ama VKBRL ne demekti? Nasıl gizemli olabilirdi? İlk başlarda kimse buna anlam veremedi. İşin başka ilginç yanı ise... Bu arada söylemeyi unuttum. VKBRL'nin ilk çıkış tarihi Star Park güncellemesinin yani olduğu zaman. O zaman ne zamandı hatırlamıyorum. Ama o zamandan beri canlı yayında onu biliyorum. Bu yayın resmi miydi yoksa resmi değil miydi? İlk zamanlarda tamamen anlamsız sesler, klasik bir radyo gibi normal akışında seyretmeye devam ederken bu gizemli canlı yayını fark eden insanlar seslerden çok radyo üzerindeki detayları çözmeye başlamıştı. Fakat o da ne? 19 Nisan tarihinde Pem Remodel olarak açıklanan ve Pem'in boynunda yer alan görsel radyonun hemen üzerindeydi. Ortaya birçok fikir atıldı. Senaryo yazıldı ve bu yayını tamamen Pem'in yaptığı söylenmişti. Gizemler, teoriler bitmek bilmiyordu.
bu sırada gizemli canlı yayın kitlesini arttırıyor, popülerliğine de popülerlik katıyordu. Yayın devam ederken Pam, Jesse yanına üçlüyü tamamlayan bir karakter gelmişti. Bu karakterin ismi Nani'ydi. Pam'in boynunda yer alan ve yayında bulunan kolye Nani'nin kolunda da vardı. Bu üçlü bu işin içindeydi. Teoriler ise hep bu yöndeydi. Tamamen reklamlar gibi gelen sesler oyuna yeni gelecek aksesuarları tanıtıyordu. Bu yayın tamamen aksesuar tanıtımı yapacak, bu şekilde mesaj veriyor, bunun dışına çıkmaz şeklinde yorumlanıyordu. Yalnız işin ilginç tarafı döngü halinde gelen ses... Kusura bakmayın arkadaşlar, durdurmayı unuttum. İlk ses ve son ses, daha sonra ilk ses ve tekrar son ses. Yani bu yayın üzerinden sabit bir yayın sürekli olarak döngü şeklinde tekrar yürütülüyor. Ve KBRL yayını neredeyse birinci yayını kesintisiz şekilde doldurmuş, gelen seslerin uzunluğu ise sadece 2 saat 3 dakikaydı. Bir ayda sadece 2 saat 3 dakikalık yayın. Ta ki o ses gelene kadar. Karnaval sesi. İlk başlarda kimsenin anlam veremediği o ses neydi? Aslında her şeyi anlayacağımız bir fotoğraf vardı. Daha o zamandan belliymiş. BKBRL ne mesaj veriyordu? Yeni tamamı, farklı bir şey mi? BKBRL daha ilk sezondan 2 sezon sonrasının mesajını veriyordu. Luna Park, Karnaval, Star Park. Star Park'ın geleceğini 2 sezon önceden haber veren BKBRL popülerliğini bir kez daha artırdı. Fakat akıllarda hala soru vardı. Bu yayın resmi mi, değil mi? Gizemli yayın birçok mesajına devam ederken verdiği bazı müzik sesleriyle aslında bazı animasyonlara da bir gönderme yapıyordu. Bu animasyonlar gelmeden bu animasyonların gelebileceğinin bir mesajını zaten orada bize vermişti. Aynen. Bu animasyonu çok seviyorum bu arada. Canım her sıkıldığında Piper'ın Sugars and Spice animasyonunu izlerim yani. Güzel, tavsiye ederim. Bu da Barley'in animasyonu. Barley'in son çağrısı galiba, olması lazım. Barley's Last Call gibi bir şeydi sanırım. Aynen. Önce VKBRL, sonra animasyon oluyor herhalde. Yani VKBRL önce tahmin ettiğine göre öyledir. Dışında bir şehirde bir kaos ortamının olduğunu, bir şehire saldırı olduğunu ve insanların çığlık sesleriyle beraber bize zaten yayında vermişti. Bu seslerin yoğun olduğu dönemde yeni bir sezon tanıtılmış ve yeni bir oyun modu gelmişti. Yaz canavarları, süper şehir saldırısı. Korkunç değil ki bu. Bir yayın her şeyi bu kadar nasıl bilebilirdi? Resmi yayın olup olmadığı konusunda bir açıklama beklenirken hiçbir yetkili bu yayın hakkında tek bir açıklama dahi yapmıyordu. Bir kişinin kırmızı bir ışığı takip etmesi ve bu kırmızı ışıktaki Morse kodunu çözerek bu yayını bulması bazılarına saçmalık, hatta bazılarına da Brawl Stars üzerinden prim yapıyor gibi görünüyordu. Bence de. Bu durum buna sebep oldu. Ta ki Brawl Stars resmi kanalının her paylaşımının ve oyun indirme bölümünde bu linki görülene kadar. Şimdi anlaşılmıştı. Bu gizemli yayın resmi bir yayındı. Fakat hiçbir yetkiliden hala bir açıklama yoktu. Yetkililer uzun süre sonra bir paylaşım yaparak Brawl Stars gizemleri hakkında konuşmayacağız, kabul etmeyeceğiz ama reddetmeyeceğiz de açıklaması gizemlere gizem katmaya devam ediyordu. İspanyolca, İngilizce, Japonca, Fransızca ve Portekizce gelen mesajlar, yayında bazı içerik üreticilerinin isimleri verilmiş, isimleri verilmiş olan bu içerik üreticilerini de korkutmuş, bu gizeme onların da dahil olması mesajını da vermişti. Ve KBR'de her şey çok normal ve düzgün giderken günde 3, 4, 5 hatta 9 sese kadar ses gelirken... Bu arada bu, yani böyle korkunç gizemlerle dolu şeyleri yani paylaşmasanız mı acaba? Yani tamam, bu oyunu büyükler de oynuyor ama oyunun yaş kitlesinin küçüldüğü ülkeler de var. Yani Türkiye'de de yani bir çocuk bunu şimdi açıp izlese, yani korkudan uyuyamasa, psikolojisi bozulsa güzel mi olur? Olmaz. Yani yapmayın şöyle şeyler kardeşim. Tamam, yurt dışında siz oynuyorsunuz, büyüksünüz, yetişkinsiniz ama
Türkiye'de de oynayan çocuklar var. Yapmayın. Lütfen. Birden bir şey oldu. Max'in enerji içeceği bir anda yayında belirdi. Bir süre durduktan sonra bu içecek devrildi ve yayın ömründe ilk defa bu görüntüyü verdi. Aa, hata vermiş. KBRL yayın hayatı boyunca en uzun sessizliğine büründüğü döneme girmişti. O döneme girmeden söylediği son söz oldukça dikkat çekmişti. Ne dedi? Pembe bir gül. Pembe bir gül mü? Buradan aslında uzun süredir beklenilen Rosa kostümü burada bir mesaj olarak verilmişti. Rosa. Rosa kostümü de ilerleyen zamanlarda zaten oyuna gelmişti. En uzun sessizliği dedik ama bu zamana kadarki en uzun sessizliğiydi. Bir süre sonra ekran geri geldi. This is normal. Bu normal sesleriyle geri dönen yayın bu yayını sevenleri heyecanlandırdı. Ama bu dönemden sonra başka bir uzun süreyi daha geçirdik. Tek bir ses This is normal ile uzun bir süre devam etti. Şimdi herkes artık ne olacağını merak ediyordu. Hala canlı Bekliyordu. Yayında. Yayın devam edecek mi? Ediyor. Star Park Brawl Talk ile gelen gizemli kısa videoda This is normal sesi olayların aslında Star Park'ta geçtiğini bize anlatmıştı. Yayında bir şeyler... Yayın can şeyde, yani pardon. Star Park'ta neler olmadı ki? Star Park'ta neler olmadı ki? Size bundan bahsetmeyeceğim. Beklerken o beklenen oldu. Ekranda ateş sesleri geldi. Size söylemiştik. Bu normal. Katliam. Ve Amber'ın geleceği mesajını vermişti. Star Park'ta çıkan ve El Branchador'da yer alan yangının aynı zamanda Amber'ın evinin olduğunu zaten biliyorduk. VKBRL yine tam isabet... Aslında Amber this is normal demiyor. This is fine diyor. Yani güzel, iyi, tamam, peki anlamında. Başka dediği kelimeler de var. You fired diyor. Yandın diyor mesela. Ama bunlar korkunç şeyler değil. Bunlar gayet komik ve eğlenceli yani kelimeler. Ne diyordu başka? I'm still fire over here. Gibi şeyler diyordu yani. Çok temel. Evet, bir gizemi bizimle paylaşmıştı. Oyuna Amber'ın gelmesiyle değişen bu ses uzun ama oldukça uzun süredir bize bir mesaj vermiyor. VKBRL tarihinde en büyük rekor, size söylemiştik, bu normal sesleriyle halen de devam eden bir ses. Gerçekten en uzun süre ya. Devam eden ses hala rekorunu devam ettiriyor. Herhalde Guinness Rekorlar Kitabı'na falan girmeye çalışıyorlar böyle yaparak. Yani eğer öyleyse yani başardınız. Yani. VKBRL bu rekoru hala devam ettirirken başka rekorları da hanesine yazdırmaya devam ediyordu. Yayın hayatı boyunca en düşük izleyici önce 15 daha sonra 9 olmuştu. Hal böyle olunca herkesin umudu kesilmişti. VKBRL bitiyor şeklinde söylemler üst üste gelmeye başlamıştı. Yurt dışında birçok YouTuber VKBRL Brawl Stars'ı başka bir noktaya taşıdı. Supercell efsane bir işe imza attı. Ama her güzel şeyin bir sonu vardır paylaşımları yapmaya başladı. Bu sözler VKBRL sevenleri üzmüştü. 2020 Dünya Şampiyonası'nda bile ses vermemişti. Umutlar tamamen tükenmişti. Gelecek olan aksesuarlar VKBRL'den tanıtılırdı. Devam eden sezonlarda bu böyle olmadı. Son gelen Brawl Days Brawl Talk'unu heyecanla beklerken bir gözümüzde açıklama kısmındaydı. Link orada var mıydı, yok muydu? Ne yazık ki yoktu. VKBRL son zamanlarını yaşıyor sözlerini hep beraber duyduk ve gördük. Ama bir umut daha vardı. O umut ise yükleme bölümündeki link orada mıydı, değil miydi? Yeni güncellemede beraber o link orada kalacak mıydı? Evet, bir güzel haber. Yeni güncelleme geldi, link oradaydı. Hmm. Bana göre ne olursa olsun VKBRL pandemi öncesi planlanmış bir yayındı. Ve pandemi sebebiyle yapacaklarının daha yarısını bile yapamadı. Vereceği mesajları yeterince veremedi. Ama yine de ne olursa olsun her şey sadece canlı yayın akışında ortaya çıkmayacak. Kim bilir 2021'de bizim önümüze neler neler gelecek. Nasıl yeni karakterler, yeni aksesuarlar, yeni Brawl Pass karakterleri. Düşüncesi bile güzel. VKBRL bizi yönlendiren önemli bir rehber olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. 8 bit mini oyunu içinde önceden bazı şeylerden bahsetti. Önemli şeyler vardı. Fakat bu mini oyunda önceden ve sonradan bazı sözleri önemli mesaj olarak algılanmıştı. VKBRL birçok sesle ve doğru mesajla bizlere verdiği sözleri tuttu. Tek bir söz dışında. Ay o uzaydan ne? Gelen ses. Bir veda olacaksa
Son bir veda istiyorum. Heh. Videonun kapanış sesiymiş bu. Bir an ödüm koptu. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VKBRL böyle yani. Bu kadar. Yani sürekli devamlı tekrar eden sesler ve verdiği gizemler dışında pek bir işlevi yok şu ana kadar. Yani sadece yeni gelecek güncellemeler hakkında kısa kısa bilgiler ve spoilerler veriyor. Yani bildiğim kadarıyla. Onun dışında bir şey yapmıyor. Yani böyle bu kadar yani. Bunu çekeyim dedim ben de. Evde boş boş oturmak yerine bunu çekeyim dedim. Yani bir canlı yayının da yani her şeyi yani tam olarak tahmin etmesi beklenemiyor zaten. Öyle. Yani siz yine de bunlara inanmayın ama güncelleştirmeleri de takip etmeye devam edin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.